Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bugün Şaban ayının 30. gecesi inşallah. Yarın 30. günü, yani son günü ve salı günü inşallah Ramazan-ı Şerif'in ilk günü, yani Ramazan-ı Şerif, Ramazan ayı salı günü başlıyor arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'e bir gün kalmışken Ramazan-ı Şerif'i nasıl karşılayalım? Ona kendimizi nasıl daha fazla yakın hissettirebiliriz? Ramazan ayında kendimizi nasıl daha huzurlu bir şekilde hissettirebiliriz? Şimdi sizlere çok büyük bir duadan bahsedeceğim. Hızır Aleyhisselam'ın öğretmiş olduğu bir dua arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyin. Mevlana Molla Camii Kuddisesi Ruhu Nefahatül Üns'te, İmam Gazali Rahimehullah İhya'da, İmam Mekki Rahimehullah Kut'ul Kulüp'te, Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu Gunye'de, Şeyh Kutbiddin El-İzniki Kuddisesi Ruhu Evrad-ı Zeyniye Şerhinde, Şeyh Fazlullah Muhammed İbni Eyyub Kuddisesi Ruhu Fetevai Sufiye'de, önceki ve sonraki ulemadan birçok kimse de nakletmişlerdir ki Kürs İbni Vebre Rahimehullah şöyle anlattı. Bana Şam ehlinden bir kardeşim gelerek bir hediye getirdi ve bu hediyemi kabul et ki bu muteber bir hediyedir dedi. Ben ey kardeşim, sana bu hediyeyi kim verdi deyince o da bana İbrahim-i Teymi Kuddisesi Ruhu verdi dedi. Ben ona bu hediyeyi kimin verdiğini sordun mu deyince sordum dedi ve şöyle anlattı. Bir gün Kabe-i Muazzama'nın yanında bir yerde oturup tehlil ve tesbihle meşgul olurken bir kişi gelip bana selam verdi ve sağ yanıma oturdu. Ben onun gibi heybetli, nurlu, hoş kokulu, güzel kıyafetli kimse görmedim. Ben ona ey Allah'ın kulu, sen kimsin ve nereden gelirsin diye sorunca ben Hızır'ım dedi. Ben neden sebep bana geldin deyince sana selam vermek ve seninle Allah için muhabbet etmek için geldim dedi ve şöyle devam etti. Benim yanımda bir hediye vardır ki onu sana vermek istedim dedi. Ben o hediye nedir diye sorunca o buna müsebbaat derler ki her gün güneş doğmadan ve batmadan evvel bunları okuyasın. Bunlar da Fatiha-i Şerife, Muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleri, İhlas-ı Şerif, Kul ya eyyuhel kafirun ayetel kürsi ve şu duadır. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ala sairil enbiya'i vel murselin. Allahümme gfirli ve li valideyye ve li cemii'il mü'minine vel mü'minati vel müslimine vel müslimat. El ehyai minhum vel envat bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ef'al bi ve bihim acilen ve acilen fid dünya ve din vel ahireti ma ente lehu ehlu ve la tef'al bina ve bihim ya mevlana ma nahnu lehu ehlun inneke gafurun halim cevadun kerimun raufur rahim. Allah-u Teala'yı tesbih eder ve ona hamd ederim. Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Teala her şeyden büyüktür. Ey Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline ve ashabına, diğer peygamberlere ve rasullere salatü selam et. Ey Allah'ım, beni, ana babamı, bütün inanan erkek ve kadınları, dirileri, ölüleri mağfiret eyle. Ey acıyanların en acıyıcısı, rahmetinle muamele et. Ey Allah'ım, bana ve onlara dünya, din ve ahiret hususlarında şu anda ve gelecekte sana layık olanı yap. Ey Mevlamız, bize ve onlara bize yakışanı yapma. Şüphesiz ki sen ziyade mağfiret eden, hiç acele etmeyen, cömert, kerem sahibi, esirgeyen ve acıyansın. Bu surelerin ve duanın her birini yedişer yedişer oku buyurdu. Bunun üzerine ben bu hediyeyi sana kim verdi deyince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ben yine bunun sevabından ve faziletlerinden bana haber ver dedim. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüğün zaman ona sorarsın. O sana söyler dedi. İbrahim Teymi Kuddisesi Ruhu şöyle devam etti. Ben
bu müsebbatla meşgul olurken bir gece rüyamda şöyle gördüm. Melekler gelip beni cennete soktular. Cennette olanları gösterdiler. Ben onlara gördüğüm yüce makamların kimlere ait olduğunu sorunca senin yaptığın gibi yapanlarındır dediler. Sonra bana cennetin meyvelerinden yedirdiler, suyundan içirdiler. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Yanında 70 peygamber ve 70 saf melek vardı ki her saf doğu ile batı arasını dolduruyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana selam verdi ve elimden tuttu. Ben, ya Resulallah, Hızır aleyhisselam bu hadisi senden işittiğini bana söyledi deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere sadakal hadiru ve kullu ma yahkihil hadiru fe huve hakku ve huve a'lemu ehlil ardi ve huve raisul ebdali ve huve cündüm min cündillahi teala. Hızır doğru söyledi. O ne söylediyse haktır. O yer ehlinin en alimidir. Allah dostlarının reisidir. Allahü Teala'nın ordularından bir ordudur buyurdu. Ben, ya Resulallah, bu duaya devam edene ne ihsan edilir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahü Teala onun yaptığı büyük günahların tamamını affeder. Ondan hışmını ve gazabını ref eder. Yani kaldırır. Solunda olan meleğe o kulunun bir seneye kadar günahlarını yazmamasını emreder ve bununla ancak Allahü Teala'nın sa'id yani iyi olarak yarattıkları amel eder ve bunu ancak Allahü Teala'nın şakî yani kötü olarak yarattıkları terk eder buyurdu. Bu rüyadan sonra İbrahim Teymi Kuddise Sirruhu cennette yediği yemekler ve içtiği içeceklerden dolayı 4 ay ne bir lokma yedi ne de bir yudum su içti. Kaynak Molla Camii. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi bu evrat gece yapılacak vazifelerin en büyüklerindendir. Bunu Ramazan ayı boyunca mutlaka yapın arkadaşlar. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Kuddisesi Ruhu da gece okunacak bazı duaları zikrettikten sonra Hızır aleyhisselamdan rivayet edilen müsebbiatı okuyan gece okunacak bütün duaların en faziletlisini yapmış olur buyurdu. O halde nasıl yaratıldığını ve nasıl öleceğini bilmeyen biz acizler her gün güneş doğmadan ve güneş batmadan bu virde devam ederek imanlı olarak ölmeye gayret edelim. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi şimdiden mübarek olsun. Allah-u Teala tutacağımız oruçları kabul etsin inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.